sayın seyirciler. Yine soğuk bir Londra gününde sizlerle beraberiz. Neredeyse Temmuz olmasına rağmen soğuk ve zor koşullar altında size yayın yapmaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Peki şu an neredeyiz? Şu an İngiltere'de üçüncüsü düzenlenen Alevi Kültür Festivali'ndeyiz. Alevi dostlarımızı bir araya getiren, onlara güzel eğlenceler, değişik etkinlikler sağlayan bu festivalde neler olduğuna gelin hep beraber bakalım. Londra'da 3. Alevi Festivali. İngiltere'de Alevi Kültür Merkezi ve Cem Evi'nin organize ettiği 3. Alevi Festivali Hackney Downs Park'ta gerçekleştirildi. Binlerce kişinin akın ettiği festivalde çocuklar kendileri için özel hazırlanan alanlarda eğlendi. Kurulan standlarda çeşitli ürünlerle satıldığı festivalde Türkiye'den gelen birçok sanatçı sahne aldı. Cem Evi, Semah grubu da Semah gösterisi gerçekleştirdi. Merhabalar Sayın Londra'da yaşam izleyicileri. Şu an İsrafil Bey'leyiz. Kendisi İngiltere'de Alevi ve Kültür Merkezi Cemiyet Başkanı. Kendisinden buradaki Alevi programı ile alakalı, şu anki kültür merkezi ile alakalı bilgi alacağız. Merhabalar İsrafil Bey. Çok teşekkür ederiz böyle bir organizasyon için öncelikli olarak. Bu organizasyonla alakalı bize öncelikle biraz bilgi verebilir misiniz? Merhaba, çok teşekkür ediyorum Kıbrıs TV'ye bugün bizi yalnız bırakmadığı için. Arkadaşlar bu bizim 3. İngiltere Alevi Festivalimiz. İlk ikisinde çok ciddi bir yağmur vardı. Bugün hava bulutluydu ama yağmur yağmadı. Bu nedenle 15 binden fazla insan girdi bugün buraya. Sanıyorum güneşli bir hava olsa bu parka sığmayacağız. Her şeyden önce insanlar bugün buraya kendi kimlikleriyle buluşmak üzere geldiler. Aleviler sürekli bastırılmış olan bir kitle olduğu için, bir inanç, şimdi bir toplum olduğu için kendi kimlikleriyle böyle bir alanda buluşmak onlar için çok önemliydi. Bu nedenle bu ülkede çocuklarımızı yetiştirebilmek için, yozlaşmaması için, onların gerçekten kendi değerleriyle var olabilmesi için bizim bu ve buna benzer etkinlikleri sıkça yapmamız gerekiyor. Ama yılda bir defa mutlaka yapmak lazım. Anadolu'dan gelen sevgili, ya bu nedenle çok mutluyuz. Çok güzel, huzurlu. Şu an biz buradaki ortamı da görüyoruz sayın seyirciler. Türkiye'deki olan şu an sivil dayanışmaya da burada çok büyük bir destek var. Burada çok güzel bir ambiyans var şu an. Bizim de lafımızı en azından ıslıklarla çok güzel bir şekilde de desteklemiş oldular. Peki bu Kıbrıs Hava Yolları ile alakalı davada öncelikli olarak sizden biraz bilgi almak istiyorum. Ve şu an ne aşamada? Nasıl sonuçlandı? Kıbrıs Türk Hava Yolları batırıldıktan sonra mağdurları bize başvurmuştu. Biz onları bir araya getirdik. Örgütlendiler ve daha sonra beraberce dava açmaya karar verdik. O dava Kasım ayında sonuçlanmıştı, geçen Kasım'da. Kasım'da kazanmıştık davayı ama Atlas Jet itiraz etmişti. Atlas Jet'in itirazı en son geçtiğimiz ayın 19'unda birkaç gün önce reddedildi. 3 Temmuz'a kadar parayı yatırmak zorunda kaldılar. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın yolcularını taşıyacağım diye söz veren Atlas Jet taşımadı. Ama boş taşımadığı halde Kıbrıs Devleti'nde, Türk Cumhuriyeti Devleti'nde para aldı. Bu da haksız bir kazanç olduğu için bunu da Kıbrıs halkının itiraz etmesi gerekiyor. Bir an önce bu yanlışına düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü Atlas Jet'in bir şekilde bu sorumluluğu var ve bunu ödemek zorunda. Şu an bu tamamen sonuca varılmış bir dava durumunda değil mi? 3 Temmuz'a kadar parayı mahkemeye yatırmak zorundalar. Yatırmazlarsa bu uluslararası boyuta geçecek. İsrafil Bey çok teşekkür ediyoruz.
mutlu ediyor mu? Beklentilerinizi karşıladı mı? Evet. Bence çok büyük ölçüde. Geçen senekine göre daha güzel bir topluluk oluştu. Bütün Türkiye'ye barış dolu, sevgi dolu selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İngiltere'ye ilk defa geliyorum. Hepinizden daha heyecanlıyım. Üstelik ayağımın tozuyla, çapulcu yanımla buradayım. Teşekkür ediyorum. Hepinizin yüreğinden öpüyorum. Tekrar beraber. Şu an yanımda Cumali Bey var. Festivalde görmüş olduğum ve dikkatimi çeken çadırın hemen yanındaydı. Öncelikli olarak kendisine bu festivalle alakalı fikirlerini sormak istiyorum. Merhaba Cumali Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bu festivalle alakalı söylemek istediğiniz durumlarınız, görüşleriniz var mıdır acaba? Bu festival İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cem Evi'nin son 3 senedir düzenlediği ve bu yılda 3.sünü gerçekleştirdiği Alevi festivalidir. Burada sizler de görüyorsunuz. Bayağı bir yoğun bir katılım var. Evet. Burada Alevi inancına sahip insanlarımızın, canlarımızın, daha doğrusu bütün inançlara sahip insanlara biz burada kucaklıyoruz. Burada ayrım yok, gayrım yok. Sevgi var, saygı var, barış var, dayanışma var, örgütlenme var. Evet. Bunu da insanların gözlerinde okuyabiliyoruz. Evet, tam da barış demişken ben şu çadırı göstermek istiyorum. Sayın kameraman arkadaşımın aracılığıyla. Burada bir çapulcular çadırı var. Yani şöyle minik bir gezi parkı ruhu da burada yaratılmış durumda. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz Cumali Bey? Türkiye'deki durumla alakalı görüşleriniz nelerdir? Türkiye'de son yaklaşık bir aydır, yani bir aya yaklaştı. Gezi direnişiyle başlayan bir süreç var. Evet. Ve bu süreci bizler de burada destekledik. Gerekli mitingleri yaptık, çalışmalar yaptık ve katıldık da şahsen. Bugünkü burada kurduğumuz çadır spontane gelişti. Evet, arkadaşlar ani bir kararla oldu. Öylesine bir jest oldu. Evet. Bayağı da bir ilgi çekti. Evet, evet, bizim de ilgimizi çekti. Çok teşekkür ederiz Cumali Bey. İyi eğlenceler. Festivalinde bir gençlik çadırındayız. Yanımda arkadaşlarım var. Öncelikli olarak bu çadırın amacını ve onların kim olduğunu soralım. Merhabalar. Merhaba, ben İngiltere Alevi Kültür Merkezi Cem Evi'nde gençlik örgütlemesinde sekreter görevini aldım. Elvan Asitay. Sizin de isimlerinizi alayım. Merhaba, ben Nimet Balat, Saymanlıyım. Erencan. Erencan. Peki, merhabalar diyoruz öncelikli olarak hepinize. Peki bu eğitim çadırında neler var? Ne gibi aktivitelerde bulunuyorsunuz? Buraya gelen bir insan ne bulabilir genel olarak? Burada panelimizde yaptığımız faaliyetlerin resimleri var. Mesela 4. ayda gençlikle beraber kampa gittik Isle of Wight'a. Burada resimlerimiz var. Geçen hafta bu festivalin açılışı için parlamentoya gittik. Genç yönetimimizin resimleri. Evet. Bu tarafta ne var? Burada panelimizi de Taksim'deki direniş için ayırdık. Evet. Biraz görebilir miyim? Hakka yürüyen canlarımızın resimleri olsun. Şiddet gören arkadaşlarımız. Evet. Çapulcular. Evet. Şu an senin üzerinde de bu yazıyı görüyorum. Ben çapulcuyum. Peki bu Türkiye'de olup biten son olaylarla alakalı, genel sivil dayanışmayla alakalı fikirlerin, görüşlerin nelerdir? Tabii ki de biz faşizme karşıyız ve
biz örgütlenme olarak karşı olduğumuz için de her gün ne zaman bir protesto olsa, bir yürüyüş olsa gidip katılıyoruz. Burada gördüğünüz gibi pankartlarımızla en önde yürüyoruz. Long live Taksim Resistance. Kadar. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. E o zaman hepimiz çapulcuyuz diyerek bitirelim. Sevgili Londra'da yaşam izleyicileri, bu festivalde de kendime en uygun köşeyi bulmuş bulunuyorum şu an. Gayet eğleniyorum. Evet, genel olarak bu festivalde neler olduğunu gördük. Dostlarımızın eğlencesine, dostluğuna, barışına da şahit olduk. Ben burada eylemeye birazcık devam edeceğim. Bakalım bir sonraki durağımızda nelerle karşılaşacağız.